Merhaba, hoş geldiniz. Bugün de Çağnur'la Kahve Sohbetleri'nde yine çok özel bir konuğumuz var. Doktor İlter Denizoğlu. Hoş geldiniz İlter Merhaba, Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu programda beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi efendim İlter Bey kulak burun boğaz bölümünde hoca, hem ders de veriyor hem doktor kendisi. Vokoloji uzmanı, yani kulak burun boğaz hepimiz biliriz de vokoloji ne demek? Şimdi biraz kendisinden bunu öğreneceğiz. Ne demek vokoloji? Vokoloji insan ses bilimi demek. Yani insan sesiyle ilgili bütün yapılan araştırmalar, insan sesiyle ilgili hastalıklar, ses kısıklıkları ve de insan sesinin gelişmesi, insan sesinin icra olarak profesyonel ses kullanıcıları, bu üç temel ana branş vokolojinin ilgi alanı. Peki, güzel. O zaman ben şimdi böyle basitçe biraz soracağım. Yani biz hiçbir şey bilmiyormuş ilkokul bir öğrencisi gibi mazur görürseniz, evet. Görmezseniz. Şimdi ses nedir ses? Ses aslında titreşimdir. Havadaki moleküllerin sıkışıp genişleyerek titreşim dalga şeklinde yayılmasıdır. Tabii sesin oluşması için bir enerji kaynağı gerekir. Sonra bu enerji kaynağındaki enerjinin titreşim, akustik dalgalar haline dönüşmesi gerekir. Sonra da ona ses diyebilmek için onu duyan bir kulağın olması gerekir. Duyan olmazsa ses olmuyor mu? Şimdi filler kendi aralarında çok düşük frekanslarda konuşuyorlar. 20 Hz'in altında. Yani Hz demek saniyede 20 defa titreşim oluyorsa biz ona 20 Hz'lik bir titreşim diyoruz. Yani bir saniyede 20 defa böyle bir titreşim oluyorsa evet, 20 Hz deniyor. Ha. İnsan kulağı 20 ila 20 bin Hz arasını duyabiliyor. Filler kendi aralarında 20 Hz'in altında konuşuyorlar. Biz duyamıyoruz yani. Hayır, yani iki fil kendi arasında sohbet ederken merhaba, hoş geldin, işte şuradaki su çok güzel, işte şuraya gittik, orada da güzel şeyler, otlar var filan diye konuşurlarken biz sadece eğer dokunabilirsek titreşim algılarız. Ama kulağımıza bir ses gelmez. Aynı şey yarasalar için de geçerli. Çok tiz, ince seslerde yarasalar kendi aralarında, yani çok gürültülü bir mağaraya giriyorsunuz ama hiçbir şey duymuyorsunuz. Sadece yarasaların kendi aralarındaki konuşmalarını biz ses olarak algılarız. 20'nin altında mı o da? O 20 binin üstünde. Ha, 20 binin üstünde yani, o. Yani çok yüksek, 20 bin üzerinde o civarlarda biz onu duyamayabiliyoruz. Yani 20 binin üstündeyse de duyamıyoruz, 20'nin altındaysa da duyamıyoruz. Bizim için ses yok. Yunuslar? De aynı şekilde, yani yunuslar da çok tiz, ince sesler çıkarıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Biz bunların bir kısmını duyuyoruz, tiz sesler. Bir kısmını duyamayabiliyoruz. Çok enteresan. Şimdi o zaman dediniz ki yani bir duyan olması lazım. Evet. Bir de moleküllerin sıkışıp... Evet, sıkışıp genişlemesi, genişlemesi lazım. Ve bu sıkışıp genişleyen moleküller kulak zarımıza gelip kulak zarımızı itekleyip çekmeleri gerekiyor. Ve kulak zarı her titreşiminde iç kulağımıza bir mekanik enerji gidiyor. Sonra iç kulağımızdan bir elektrik enerjisi haline dönüştükten sonra beyine gidiyor bu. Çok kompleks bir enerji tabii ki. Ve beyinde de nasıl bir ses çıktığı konusunda bir yorum yapılıyor. Yani bilgisayar gibi düşünün. Mikrofon bizim kulağımız. Sonra mikrofondan işlemciye gidip içeride işlenmesi bizim beynimiz. Yani müzik kulağı dediğimiz zaman aslında bundan bahsetmiyoruz. Bundan bahsediyoruz. O zaman sizin alanınıza beyin de giriyor. Tabii ki mi? Yani... klinik vokoloji, pardon, pedagojik vokoloji, klinik vokoloji dedik de temel vokoloji var. Temel vokolojinin içinde nörofizyolojik çalışmalar da var. Yani nörolojik, nörofizyolojik sesin, tabii ki o odyolojinin konusu, işitme ile ilgili kısım, ama ses oluşumu ile ilgili kısım, vokolojinin konusu olan kısım yine beyinle ilgili. Sesin nasıl oluşturulacağı ile ilgili kısım. Yani şimdi ben biliyorsunuz konservatuvarda vokoloji dersleri veriyorum. Orada şunu her zaman ifade ediyorum. Müzik ağızdan çıkmadan çok önce başlamıştır. Biz ağızdan çıkmadan önce burada tasarlarız müziği. Sonra o müzik cümlesi çıktığında çoktan elimizden çıkmıştır, ok yaydan çıkmıştır. Yani beyinde başlıyor tabii diyorsunuz. Ki, tabii. Peki şimdi siz konservatuvarda vokoloji dersi veriyorsunuz.
bu tıbbın bir hani uzmanlık oluyor ya, evet, o bir uzmanlık alanı mı yoksa başka bir alt yapısı olan bir de vokolog olabilir mi? Evet, şimdi tabii ki vokoloji multidisipliner bir iş. Multidisipliner dediğimizde birden fazla disiplinin, birden fazla mesleki disiplinin aynı şeyle ilgilenmesinden bahsederiz. Mesela bir klinik vokoloji, evet, içinde kulak burun boğaz uzmanı, dil ve konuşma terapisti, odyoloji ve konuşma terapistinin içinde bulunduğu bir ekip çalışmasıdır. Evet, foniatri olarak kulak burun boğazın artık Avrupa'da kabul edilmiştir bu. Kulak burun boğazın bir üst dalı, yan dalı gibi düşünebileceğimiz ses, dil, konuşma ve yutma bozukluklarıyla ilgilenen tıp dalı olmuştur. Öyle yani, ayrı bir branş. Ayrı bir, yani kulak burun boğazın bir yan dalı, üst dalı diyebileceğimiz branş oluşmuştur. Kabul edilmiştir bu geçen sene içinde özellikle. İnşallah ülkemizde de bununla ilgili ilerlemeler tabii ki zamanlı olacaktır. Ve vokoloji, özellikle klinik vokoloji, foniatrinin bir parçası, sesle ilgili bölümüdür. Tabii vokolojinin içinde matematikçiler de var. Neden? Fizikçiler de var. Hı. Sesin içindeki fiziği, sesin içindeki biyomekaniği, akustiği ölçmek, değerlendirmek, anlamak, sesin, ses tellerinin nasıl çalıştıklarını değerlendirmek için fizikçilere de çok ihtiyaç var. Temel vokolojide bunlar var. Bir de pedagojik vokoloji var ki o birazcık daha incelikli bir iş. Benim özel ilgi alanım aslında pedagojik vokoloji. Hem klinik vokolojiyle ilgileniyorum, yani klinik vokolojinin içinde ses kısıklıkları, ses tellerinin hastalıkları, ses cerrahisi, ses terapisi var. Bunların hepsiyle ilgili ses kliniğimizde hizmet veriyoruz hastalarımıza. Ama bir de şimdi bir başka yönü var ki pedagojik vokoloji, yani ses icrası yapan, sanatsal anlamda sesini kullanan insanlarla çalışıyoruz. Yani konservatuar öğrencileri, şan hocaları, şancılar, bütün şarkıcılar. Hatta bunu birazcık daha ilerletiyoruz. Ben bütün profesyonel ses kullanıcılarından bizler, spikerler, evet, yani, öğretmenler. Tabii ki öğretmenler, spikerler, politikacılar, çağrı merkezi çalışanları. Kısaca mesleğini icra ederken sesini kullanan ve eğer sesiyle ilgili bir kısıklık olursa maddi gelir kaybına uğrayan insanlardan bahsediyoruz. Profesyonel ses kullanıcılarından. Bunlar pedagojik kısmen öyle, geliyor, kısmen klinik. Evet, özellikle pedagojik vokolojinin içinde sanatsal ses icrası yapan, yani sahne sanatlarına dahil olan, şarkı söyleyen insanlar, tiyatrocular ağırlıklı olarak. Peki şimdi ses sanatçılar o zaman sesi kısılıyor, size başvuruyor ve bir ses terapisine giriyorlar. Şimdi ona geleceğiz nasıl girdiklerine de ona gelmeden bir soru daha aklımda var. Evet. Şimdi ses titreşimdir dediniz. Evet. Ama siz insanın çıkardığı tabii doğal olarak sesle ilgileniyorsunuz değil mi? Bu sesi ama başka bir sürü şey de çıkarabiliyor doğada, tabii, dünyada. Tabii, tabii. Ama insan da çok ilginç ses çıkarabilen bir varlık. Peki insan o titreşimi nasıl... Şimdi size bir sır vereyim. Hı. Aslında sadece ses titreşim değil. Aslında dokunduğunuz, gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız her şey titreşim. Her şey hareket aslında. Yani Einstein demiş ya hani E eşittir mc kare. Orada diyor ki enerji kütle çarpı ışık hızının karesi. Ben aynı zamanda biyofizik doktorası yapıyorum. O yüzden hani fiziksel konularda rahatlıkla mütalaa yapabiliriz. Işık hızının kare. Işık hızını biliyoruz. O sabit bir şimdi şey. Şimdi enerji diyor. Evet. Eşittir. Kütle. Kütle. Yani dokunduğumuz yani, şu masa. Kütle, çarpı ışık hızının karesi. Işık hızının karesi. Işık burada hızı. Ne diyor biliyor musunuz Einstein? Aslında dokunduğumuz şu masa bir enerjidir diyor. Ama biz dokunabileceğimiz gibi yoğunlaşmıştır o enerji diyor. Ve bu enerji hiçbir zaman kaybolmuyor. Ve düşünün ki evrende sesimiz kendimizi ifade edebildiğimiz muhteşem bir enstrüman. Çünkü o da bir enerji. Ve kendimizi biz onunla ifade edebiliyoruz.
Yani o da bir E eşittir MC karenin bir, değil mi? Evet. O da bir şey. Yani sesinizle çarpılmış kütle. Aynen. Sesinizle karşınızdaki insana dokunabilirsiniz. Çünkü teorik olarak. Evet. Çünkü oradan somut bir şey çıkıyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Peki tersini de düşünürseniz aynen. Ha, peki onu yönlendirmek mümkün mü? Tabii ki biz yapıyoruz onu. Nasıl? Mesela diye bağırdığınız zaman ama o dağılıyor. Ha. Tabii ki dağılıyor. Ha. Yani onu yönlendirmek şöyle, sahneye çıkan bir sanatçı sizi mutlu edebilir veya çok üzücü bir şekilde sizi ağlatabilir. Aslında böyle dokunuyor, kalbinize dokunuyor ama. Dokunuyor, tabii değil mi? Sizde bir şey titreştirdi belki, rezone oldunuz. Kesinlikle. Belki, hani ben de o çalgı yapımı bölümlerinde çok bulunuyorum derler ya, bir müzik aleti satan dükkana gittiğinizde, bir aleti çaldığınızda o notadaki diğer aletler de çalmaya kesinlikle başlıyor. Şimdi tabii bunun nedir, neden oluyor bu? Şimdi şöyle, doğada hiçbir ses basit tek bir frekansta, hani frekanstan bahsettik. Yani frekans bir titreşim mi demek? Titreşim sayısı demek. Saniyede işte 5 defa. Hmm. Bir saniyede 5 hertz. Hmm. Ama doğada hiçbir şey basit hareket yapmıyor. Tek bir titreşim, tek bir titreşim sayısıyla titreşmiyor. Yani atıyorum piyanoda bir la notasına bastığınızda, 4. oktavın la'sı 440 hertz'tir. Hmm. Yani bu ne demek? O bastığınız piyanonun tuşunun titreştirdiği piyano teli bir saniyede 440 defa titreşir demek. Frekansı 440 evet, defa. Ha, 440 defa titreşir. 440 hertz. Hı. Siz o notayı bir tek 440 hertz olarak algılıyorsunuz ama onun içinde 440'ın tam katları da var. Ve siz ancak o zaman 440 defa çalan piyano notasının içindeki diğer sesleri de duyarak 440, 880 böyle tam kat şeklinde gidiyor. Onları da duyarak sizin onun piyano olduğunu anlamanız gerçekleşiyor. Şöyle örnek vereyim. Gitar da la'da 4. la'da 440 hertz çıkarıyor. Ve siz diyorsunuz ki bu gitar diyorsunuz. Diyorsunuz ki o da piyano diyorsunuz. İkisinde de tel titreşiyor. Nedir onun farkı ikisinin? Doğuşkanlar. İşte biz 440'ın devamında olan titreşimlere doğuşkan diyoruz. Harmonik biraz daha farklı bir ismi. Şimdi doğuşkan yani mesela bastık 440'ın katları çıktı. Evet. O onun doğuşkanı mı? Evet. Yani şöyle daha basitleştirelim konuyu. Gitar ve piyano örneğini bir kenara atalım. İki kişi, ikisi de aynı renge sahip sopran. İkisi de aynı notayı söylüyor. La notasını söylüyor ve ikisi de benzer seslere sahip. Ama diyorsunuz ki eğer tanıyorsanız o iki kişiyi, bu Ayşe, bu da Fatma'nın sesi diyorsunuz. Nereden çıkıyor? Aynı sayıda titreşiyor ses telleri. İşte parmak izi gibi sesimiz bizim imajımız aslında. Parmak izi gibi Ayşe'nin veya Fatma'nın sesleri kendilerine ait. Ve o kendilerine ait ayrıntılar sesin içinde doğuşkanlarında gizli. Ya piyano öyle keman gibi yani tabii gitar ki gibi. Tabii Ayşe ki de öyle piyano gibi, öbür de Fatma tabii da gitar gibi. Birbirinden doğuştan farklı. Doğuştan gelen bir şey herhalde. Kesinlikle. Bu doğuşkan değil mi? Yapısı. Tamamen sesin devamındaki enerjinin dağılımı. Allah Allah. Peki şimdi bu sesle terapi olabiliyor insanlar. Tabii. Şifa bulabiliyorlar. Tabii. Şimdi bakın. Oluyor? Ben size bir sır verdim biraz önce. Ne dediniz, sır neydi? Her madde enerjidir. Ya da enerji, yani madde olarak dokunduğunuz şeyler aslında yoğunlaşmış enerjidir. Ve siz, bedenimiz de bir madde, tırnak içinde yoğunlaşmış enerji. Ve siz bedene bir ses veriyorsunuz. Ses neydi? Enerji. Enerji kütlesine bir ses gönderiyorsunuz. Ve o ses, o enerji kütlesinin içindeki bir olumsuz matematiksel formülasyonun içine girip orada bir şeyleri düzeltiyor. Aslında yani modern tıp olmadan önce insanlar pek çok şeyi kullanıyormuş tedavi için. Ve Osmanlı'da bu var. Müzikle farklı makamlarla farklı hastalıkların tedavisi konusunda Osmanlı çok ilerlemiş aslında. Ama tabii
ilaç sanayi çıktıktan sonra onlar... İlaç da titreşim değil mi? Sayılmaz. Hayır, doğru. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Aslında ilaç da bir titreşim. Ve biz ilaçla bir enerji veriyoruz. Her şeyin içinde bir enerji var. Yani suyun içinde bir enerji var. Moleküller sürekli hareket ediyor. Ve o ilaç denilen şeyle bir şeyleri değiştiriyoruz. Ama biz bunun makro dünyada değerlendiriyoruz. Bir de onun içindeki mikro dünyası ve onun içindeki hareket dünyasını değerlendirmemiz çok zor. Bakalım ona nasıl ilaçlar ulaşabilecek? Ona da ses eskiden ulaşıyormuş. Evet, evet. Siz böyle şeyleri de takip ediyorsunuz değil mi? Dünyada çeşitli müzik aleti koleksiyonunuz tabii var galiba. Evet. Ne güzel, neler var değişik? Şimdi ben tabii ses olsun da, farklı sesler olsun da ben dünyada gittiğim bütün ülkelerden oraya ait bir ses çıkaran bir şey alıyorum. Yani bunun içinde işte ilginç aletler var. Burun flütleri var mesela. Burunla çalınan flütler var. Çeşitli vurmalı sazlar var. Parmağın dolaşmasıyla ses çıkaran çan şeklindeki enstrümanlar var. Şeyden topraktan yapılan değişik ortaçağ flütleri var. Piyanolar, keman, ney konusunda meraklıyım özellikle. Ne güzel. Tabii, biraz da ıslığa meraklıyım. O benim meraksın? Islık. Islık. Evet. O islık, da bir enstrüman kesinlikle sayılır mı? Şöyle, ben Dünya Islık Cemiyeti üyesi. Sanatsal Islık Cemiyeti. Öyle bir cemiyet var dünyada. Evet. Bulaşık ürünler ıslık mı çalınıyor? Müzik yapan her ses çıkaran her şey sanat değeri taşır. Yani bir toplantı nedeniyle bir Avusturya, Graz kentine gitmiştim. Ve oradaki müzik bölümünde, konservatuvarın müzik bölümünde bir bölüm dikkatimi çekti. Sanatsal ıslık bölümü. Ve o bölümün öğretim üyeleri ve çeşitli tekniklerle ıslığın farklı şekillerde çalınmasıyla klasik müzik, çok sesli klasik müzikler yapıldığına şahit olmuştum. Daha sonra işte ama ben çocukluğumdan beri ıslığı çok severim. Ne güzel. Tabii. Dünyası kuş gibi böyle bülbül gibi çekiyorsunuz. Evet. Evet. Birazdan da zaten bir sürprizimiz olacak böyle bir ses çıkarmak. Bu nedir? Bu yeni bir cihaz. Şimdi yeni şeyler icat edip patent alıp markalanan insanlara çok saygı duyuyorum ben. Bence bunun çoğalması lazım. Evet. Değil mi? Evet. Bence yani herkes yaratıcı bir şey bulsun, düşünsün, etsin. Evet. İlla patent almak gerekmeyebilir ama alınabilir. Evet. Değil mi? Almak alınsın. Bence şimdi İlter Bey de bir şey bulmuş ve patent almış. Türk Patent Enstitüsü'nden. Tabii Türk Patent Enstitüsü'nden. Faydalı model diyelim mi? Hayır, patent. Baya patent. Böyle bir şeyin patenti bulmuş. Şimdi nedir bu? Şimdi tabii bir icada ulaşmak için ciddi bir altyapıdan geçmeniz gerekiyor. Ben ses terapisi uyguluyorum hastalarıma, ses kısıklığı olan hastalarına. Ameliyatsız bir şekilde sesin düzeltilmesi, ses kısıklarının tedavisini uyguluyorum. Ve bu uygulamalarım sırasında çok uzun zamandır suya ses üfleme uygulaması yapıyorum. Ve tabii bununla ilgili bir aparat dünyada yok. Ve çok uzun, binlerce, on binlerce seans mutlaka yapmışlığım var. Ve zaman içinde tabii aklımda sesle ilgili, sesin tedavisiyle ilgili insanların ellerine verebileceğimiz, onların evlerine götürebilecekleri, evlerinde güvenli bir şekilde seslerini tedavi edebilecekleri, tabii ki hekim kontrolünde, hekim reçeteleriyle birlikte terapi sürecinde egzersizleri uygulayabilecekleri bir cihaz hep tasarladım. Ve Dr. Vox ortaya çıktı. Dr. Vox bunun adı. Dr. Vox. Şimdi bu böyle suya sesimiz diyelim kısıldı, bozuldu, arızalandı. Evet. Bununla ya da ses sanatçısıyız diyelim. Sahne tabii alıyoruz. Ki sadece ses bunu kısıklığı değil, ses sanatçıları da seslerini tıpkı bir sporcunun kas geliştirme sırasında yaptığı gibi seslerini geliştirmek için çeşitli egzersizlere ihtiyacı var. Hatta şöyle çok hoş bir anekdot vardır. Amerikalı bir şan hocasına
demişler ki nasıl şarkı söylenir? O da demiş ki egzersiz dostum, egzersiz. Çok ciddi egzersiz yapmak gerekir. Yani profesyonel şarkıcı olabilmek, operada söyleyebilirsiniz, herhangi bir yerde müzik yapabilirsiniz. Ama eğer profesyonel şarkıcı olabilmek, sürdürülebilir ses, sürdürülebilir profesyonel ses. Yani şöyle profesyonellik şöyle bir şey. Profesyonel bir futbol takımında maddi gelir elde ederek oynayabilmeniz için bir maçı çok güzel oynamış olmanız çok bir şey ifade etmez. Bir sonraki maça da çıkacaksınız. Sonrakine de, daha sonrakine de. Ve hep üst seviyede tutmanız gerekir kondisyonunuzu ki para kazanmaya devam edebilirsiniz. İşte profesyonel ses kullanıcıları bu şekilde. Profesyonel sporcu gibi. Ses sporuyla uğraşan profesyonel sporcular gibi hep seslerini üst seviyede tutmak zorundadır. Onun için de evet, doktor Vox'u evet. Evde, otobüste, her yerde bunu kullanabiliyorlar. Tabii ki konservatuvarda. Ne yapıyor bunu? Üflüyor mu? İki tane tüp çıkışı tane var. Var. Tabii ki sadece üflemeyle değil. Burası bunun üfleme kısmı. Hı. Gösterebilirim evet, isterseniz. Evet. Gördüğünüz gibi bir suya üflüyoruz. Evet. Suya ses üflüyoruz. Bu sayede ses tellerimizin çalışması hem suyun içindeki titreşim ve de suyun geriye doğru verdiği basınçla düzenleniyor. Hem de fiziksel olarak bir ses yolumuz var. Tam bu ses yolu uzunluğunda bir tüple ses yolunu uzatıyoruz ve bizim formant dediğimiz akustik bazı özellikler değişerek yine ses tellerinin çok daha kolay, çok daha sağlıklı ve doğru bir şekilde titreşmesini sağlıyor. Tabii bir tek bu değil bu cihazın özelliği. Bunu yaparken su püskürmüyor. Çünkü cihazın kendi içinde var olan bazı engellerle hem akustik özellikler değişmiyor hem de dışarıya su püskürmüyor. Yani buradan su çıkmıyor. Kapalı çünkü şu haznesi. Ama kapatırsanız o zaman da hava da alamazsınız. Ama aynı zamanda hem su püskürmeyecek hem de bu sesi kokurdatıp yapabileceksiniz. Bir de şöyle bir özelliği var. Buradan hava alıyor. Yani. Evet. Şimdi bir de şöyle bir özelliği var, ses tellerinin nemlendirilmesi bizim için çok önemli. Neden? Çünkü ses telleri eğer su içmezseniz biliyorsunuz tükürüğümüz koyulaşır. Ve o zaman bilimsel olarak gösterilmiş ki tükürük koyulaşırsa yani susuz kalırsanız daha zor ses çıkarıyorsunuz. Sesi çıkartmak için daha fazla enerji harcıyorsunuz. O yüzden ses tellerinin nemli kalması çok önemli. Ama yani. Başlarının en büyük dertlerinden bir tanesi profesyonel ses kullanıcılarının ses tellerinin kurumasıdır. Hele sahneye çıkan bir profesyonel sanatçı biraz da heyecandan ses tellerinin kurumasına pek çok şekilde şahit olmuştur. İçtiğiniz su ses tellerinizi 15 dakika sonra sulandırır. Çünkü boğazım ıslandı, ses tellerim ıslandı dediğinizde aslında ses telleriniz ıslanmaz. Ses tellerinize değmez çünkü. Eğer çünkü değerse, bir damlacık su değerse ses tellerinize hemen öksürmeye, o ses tellerinize gelen o damlayı çıkartmaya boğazıma kaçtı dersiniz. Boğazınızdan geçer ve midenize gider. Şimdi bunu azıcık açıklayalım. İki boru var değil mi? Birisi tabii, yemek, nefes borusu önde, nefes yemek borusu arkada. Hayır, su içince... Su içerken nefes borusunun ucu kapanır. Kapanıyor. Ve arkadan yemek borusu. Yemeğe gidiyor. Ses telleriniz nerede biliyor musunuz? Nefes borusunun o ucunda. O zaman su gitmiyor zaten oraya. Ses gitmiyor tabii ki. Su gitmiyor. Ve su tabii ki ses tellerini ıslatmıyor. Sadece boğazınızda kurudu su için diyor. Boğazınızı ıslatıyorsunuz. Peki ses telleri ne zaman ıslanıyor? O su midenize gidiyor. Mide bağırsak sisteminde emiliyor. Kana karışıyor. Kan sulanınca tükürük bezlerine daha sulu bir kan gidiyor. Ondan sonra tükürük bezleri daha sulu bir tükürük salgılamaya başlıyor. En az 15-20 dakika. Kana karışacak da geçecek de 15 dakika. Ama bu anında ses tellerinizi nemlendirmenizi sağlayan bir aparat. Allah Allah. Evet. Eğer bu diğer taraftan, üfleme tarafından değil de çekme tarafından çekerseniz içindeki havayı bu şekilde çekiyorum içime gibi. Çekiyorum. Buradan hava giriyor bu sefer. Suyun içinde nemleniyor ve yukarıya
benim nefesimle birlikte ses telleri. Nemli ses telleri. Nemli havayı diyor. Evet anında ses tellerimi almış oluyorum. Ama bu su arada... Su gelmiyor ama. Ama su gelmiyor. İşte yani bu patentli cihazın özelliklerinden bir tanesi. Dr. Vox'un özelliklerinden bir tanesi de bu. Nefes borunuza su kaçırmıyorsunuz ama son derece nemli bir havayı ses tellerinize çekiyorsunuz. Peki o havada nem var ya, o nem eriyip de zarar vermiyor mu o nefes? Tam tersi. Bizim ses tellerimizin çok nemli havaya ihtiyacı var. Havanın içindeki nem... Su kaçınca kötü oluyor ya. Ama orada sıvı bir şey kaçıyor. Havanın içindeki nem hava olduğu için, havayla birlikte karıştığı için o nemli hava bizim ses tellerimize... Sayılmaz. Tabii ki sıvı çok daha sayılmaz. İyi. Sadece ses tellerimize değil, akciğerlerimize kadar nemli hava gidiyor. Akciğerlerimizdeki eğer koyulaşmış bir tükürük varsa onun da çıkması çok daha rahat oluyor. Şimdi bir ikinci basamak, biz bu suya damla olarak hazırladığımız bazı bitkisel preparatlar var. Onu şimdilik gizli tutuyoruz. Avusturya'da bir hocamızla birlikte bir formül hazırlıyoruz. İnşallah onu da patentlendikten sonra açıklayacağız. Evet, çok güzel. Bizde böyle şey vardı. Hasta olunca böyle bir evet. Suya Vix damlatılırdı, o su kaynardı ev. Mesela o bir inhalasyon. O da nemli olsun tabii. Denirdi değil mi? O tabii. Onun gibi şey. Ama bu çok enteresan. Evet, pratik. Son derece pratik bir şey. Çok pratik bir şey. Evet. Yani ne güzel. Şimdi sahne alan ses sanatçıları olsun değil mi? Sesini kullanan herkes için böyle bir ses doktoru olduğunu bilmek çok güzel. Peki şimdi bunu dünyayı çok dolaştığınızda, gördüğünüzde ilgi alanınız da zaten ses bilim. Mesela ilkel kabileler, ilkel demek doğru değil de yani modern dünyanın dışında yaşayan halklar, Afrika'da olsun, Kanada'da olsun, işte Sibirya'da olsun, onların da bir yaşam döngüsü tabii. Var ve onlar daha böyle müzik ve dansa iç içeler. Kesinlikle. Değil mi? Nasıl onların ses kullanımı, müzikle ilişkileri? Şimdi konservatuvarda benim ders konularımdan bir tanesi ilkel ses. İlkel ses aslında bizim sahip olduğumuz ama modern dünyanın tırnak içinde nimetleri yüzünden, modern yaşam yüzünden zaman içinde kaybettiğimiz bir ses. Siz hiç bir bebeğin sesini kısıldığını duydunuz mu? Evet, bağırır bağırır. Günlerce ağlar. Ama gerçek en ekonomik sesi kullandığı için o ilkel ses ortadan kalkar. Zaman içinde ortadan kalkar. Yani bir sınıfta bir öğrenci kalkar, sesini büzüştürerek öğretmenim ben bir soru sorabilir miyim der ve bu öğretmen tarafından son derece saygı dolu bir ifade olarak kabul edilir. Ve tamam bir geri bildirim verir. Sen çok saygılısın, tabii ki sorabilirsin. İlkel sesini kullanan bir öğrenci öğretmenim ben de sorabilir miyim dediği zaman tepki alır. Ne biçim bir soru sorma tarzı bu? Sen önce bir konuşmanı düzelt bakayım diye azarlanır. Bu sadece sınıfta değil, aile içinde de böyle. Büyüklerimize karşı konuşurken kendimiz gibi değil, bir başkası gibi konuşmamız bize öğretilir. Sonra bu meslek hayatına geldiğinde işte müdür bey şeklini alır. Bu böyle devam eder gider ve biz artık saygının ses tellerimizi duvara vurmaktan geçtiğini anlamaya, algılamaya başlarız, öğreniriz. Bu bize öğretilmiş bir şeydir. Ama bu özellikle profesyonel ses kullanıcıları için, çok uzun süre sesini kullananlar için topuklu ayakkabıyla yürümeye benzer. Topuklu ayakkabı evet bazı şeyler ifade edebilir. Yani güzel görünür efendim vesaire. Fakat topuklu ayakkabıda parmaklarınızın ucunda bütün ağırlığınız birikir. Bedeninizin ağırlığını parmaklar taşır. Şimdi topuklu ayakkabıyla karşı komşuya gidebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Veya ne bileyim kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama topuklu ayakkabıyla ben mesela yürüyerek yapılan postacılık mesleğinden. Ben topuklu ayakkabıyla postacılık yapacağım. Ya da topuklu ayakkabıyla futbol oynayacağım.
atlet olacağım, profesyonel atlet olacağım derseniz herkes size güler. Neden? Çünkü bütün enerji topuklu ayakkabıda parmak uçlarınıza binmektedir. Ve parmak uçlarınıza binen bu enerjiyi daha fazla taşıyamaz. Kilometrelerce yürümek buradaki dokular taşıyamaz. Ses tellerimiz iki tane dudak şeklinde yapın. Almanlar buna ses dudağı demişler. Bu da çok doğru bir şey aslında. Dudakların titreşmesi gibi titreşir. Yani bu şekilde. Dudak titreşmesi gibi burada boğazımızda, gırtlağımızın içinde iki tane ses tellerimiz var. Bunlar böyle titreşir. Ses telleri bu şekilde birbirlerine çarptıkları zaman... Bayağı tel gibi mi bunlar? Böyle? Tel gibi değil, dudak gibi. Ya, dudak İki gibi. Dudak gibi düşünün. Böyle bir şey. Böyle açılır, ondan sonra bu şekilde kapanır. Yani dudakların yavaş çekimdeki kapanması bu şekildedir. İki ses telimizin birbirlerine çarpması tıpkı yürürken ayağımızın yere basması gibi düşünülebilir. Eğer ses telleri böyle böyle çarpıyorsa spor ayakkabı giymiş gibisiniz. Ama ses telleri böyle böyle çarpıyorsa eğer sesinizi sizin olmayan bir şekilde inceltmeye çalışıyorsanız ses tellerinin sadece bir kısmı birbirine çarpar. Yani spor ayakkabısı değil, sadece bir kısmını yere, enerji tek bir bölgeye yoğunlaşır, basınç tek bir bölgeye yoğunlaşır ve bu bölgede başlar ödemler, şişlikler, sonra da nodüller. Ses teli nodülü ortaya çıkar. İşte o yüzden başta profesyonel ses kullanıcılarına biz sesin en sağlıklı bir şekilde çıkması gerektiğini düşünüyoruz. İlkel ses dediniz ya. Şimdi ilkel sesin üzerinde mahalle baskısı yoktur. İçinden geldi gibi. İçinden. Şimdi ilkel kabilelerde ses kısıtlığı az görünen bir şeydir. Niye biliyor musunuz? Şimdi ilkel kabilelerde baskı o kadar az ki. Bakıyorsunuz kıyafet olarak 3-5 tane yaprak var üzerinde. Artık neyinden utansın? O kadar rahatlar ki, aslında çok daha sağlıklı bir şey o. O kadar rahatlar ki... İklim tabii öyle. Evet, evet. Hayır, iklim ama iklim onların daha güneyinde, modern şehirlerde tabii. Hiç de öyle bir... Evet, aynı evet, iklim evet, fakat hiç de öyle bir şey yok. O işte bu baskı, sosyal baskı sesimizi çekmemize, kısmamıza sebep oluyor. Ve hasta oluyoruz. Hasta oluyoruz tabii ki. Bu başka şeye de sebep olur o zaman. Fonksiyonel hastalıkları hastalık kabul etmemek çok kötü bir şey. Yani kalça ağrısı yüzünden doktora gidiyorsunuz. Kalçanız muayene oluyor. Hakikaten kalça ekleminde sorunlar yaşanıyor. Doktor size bir ilaç veriyor. Ağrı kesici ve çeşitli enflamasyon giderici, şişlik giderici ilaçlar veriyor. Onu kullanıyorsunuz, tedavi oluyor bu. Fakat kalça ağrısının ayağınızı biraz içeriye içe basmaktan dolayı olduğunu eğer keşfedebiliyorsa koruyucu hekimlik, o zaman eğer siz ayağınızı doğru basabiliyorsanız, doğru bastırılabiliyorsanız motor öğrenme prensipleri var burada. Tedavi asıl o. Ayağınızı doğru bastırmaktır tedavi olan. Oraya birkaç ilacı yazmak değil. O zaman kalça ağrısını da kökünden tedavi etmiş oluyorsunuz. Yani daha bütüncül bakıyorsunuz. Kesinlikle. Daha bütüncül bakmak gerekiyor. Tıp böyle bir şey olmalı. Yani tıp sadece ağrı eşittir ağrı kesici olmamalı. Daha böyle bir genel üstten kesinlikle, bakmak kesinlikle. Gerekiyor. Genel bilgiyi görüp özel bilgiye de sahip olmak gerekiyor tabii ki. Bu da bayağı bir deneyim, tecrübe, kesinlikle. Bilgi birikimi tabii. Gerekiyor. Bir de biz dışarıda bir arkadaşımız var. Çağıralım mı onu? Tabii ki. Bizi duyuyorsa gelebilir yavaş yavaş kendisi. O gelene kadar da şey soracağım size. Bu ya geldi mi? Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormak. Sizin isim neydi? Ozan Sam. Ozan Bey, hoş evet. Geldiniz. Ege Üniversitesi'nden konservatuar. Hangi bölüm? Temel bilimler bölümü. Çok güzel, çok güzel. Sizi azıcık böyle yakına alalım. Şimdi sesten bu kadar bahsettik. Şimdi orada ses çıkaran bir alet titreşim. Evet. Bir de insan sesi duyacağız. Bakalım neler duyacağız. Ben size bırakıyorum sözü. Evet, Ozan Hoca sağ olsun kırmadı. Benim daha önce küçük bir bestelediğim, sözlerini yazdığım bir küçük parça var. Onu seslendirmek istiyoruz ve arada da
biraz önce konuştuğumuz ıslıkla ilgili küçük bir sürpriz var. Sev beni, yarınlara yağmurlara sür. Sev beni, ellerine gözlerine sür. Al beni, ciğerine yüreğine koy. Al beni, al beni. Al beni, içine can diye koy. Bul beni, bul beni. Sar beni, sarmaşık gülle dal gibi. Sarmaşık gülle dal gibi bul beni, bul beni. Sar beni, sarmaşık gülle dal gibi. Ellerinize, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ne kadar güzeldi. Sağ olun. Böyle çok ince, hafif bir rüzgar melodisi gibi çok evet. Güzeldi. Teşekkür ederim. Bu sizin besteniz. Evet. Beste çok ve güfte bana ait. Siz de icra yaptınız. Evet. Sağ olun. Islık da çok güzeldi değil mi? Sanatsal ıslık bölümünden bahsettik ya. Sanatsal ıslık o. Evet. Birçok şarkıda ben şimdi duyunca hatırladım. Oluyor bu ıslık. Birçok şarkıda var. Tabii. Arada. Çok güzel bir enstrüman. Yani çok esnek bir enstrüman. İnsan sesi gibi ama çok esnek bir enstrüman. Evet, evet, evet. Aynen. Yani ve bedava. Değil mi? Hani almıyorsun. Evet, evet. Her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Her zaman yanında var. Aslında ses de öyle değil mi? Tabii ki. Taşımıyorsun tabii. Gitar gibi. Tabii, tabii. Yanında olan bir enstrüman. Kesinlikle. Aslında bu cümleyi çok sık ben kullanırım. Ses icracıları, profesyonel ses icracıları enstrümanlarını sürekli yanında taşıyorlar. Yani Ozan Hoca'nın şu anda çok kıymetli bir gitarı var ve sürekli yanında taşısa ne kadar tedirgin olur. Yani aman bir tarafa çarpmayalım, aman burası çok nemli, gitarım nemlenir. Ama biz yanımızda taşıdığımız enstrümanı sigara içilen bir yere sokabiliyoruz. Yani gitarı suya sokup çıkartmak kadar absürt bir şey aslında. Ama bir profesyonel şancı yoğun bir duman ortamında, sigara ortamında rahatlıkla şarkı söyleyebiliyor. Hatta sigara kendi içiyor belki. Onu söylemek istemedim ama maalesef değil öyle. Çok, o etkiliyor çok üzücü. Değil mi negatif, olumsuz? Kesinlikle, etkiliyor. Kesinlikle. Yani dedim ya bir ahşap enstrümanı suya sokmak ne kadar o ahşap enstrümanı etkilerse... Sigara sesi de, özellikle profesyonel sesi de o şekilde etkiler. Değil mi ki ortamda bulunmak tabii, bile diyorsunuz. Tabii, siz. Hani tabii. İçmeyi geçtim. Tabii, tabii. Ne güzel ya, o zaman sağlıklı böyle, böyle bakılacak. Kulak, burun, boğaz deyince bakın efendim yani ne kadar derin bir alanı evet. Var bu işin, evet. Vokoloji. Yani aslında çok fazla da soru var kafamda ama... Yani süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok az biraz daha vaktimiz var. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu bir şamanlarla ilgili de bir hani evet. Kursa mı gitmiştiniz? Evet. Neydi evet. O? Nasıl bir şeydi? Şimdi sesle ama insan sesiyle tedavi. Hmm.
Yani hastalar üzerinde, özellikle yoğun bakımdaki hastalar üzerinde. Tabii bunun modern tıptaki karşılığı yok. Fakat bu modern tıbbın konuşulduğu bir toplantıda, ne mutlu ki böyle bir toplantıda yapıldı. Bu tip bir tedaviyi yapan bir hanımefendinin bir seansına şahit oldum. Ve kendi sesiyle bir sedyede uzanan kişinin üzerine çeşitli sesler vererek, onun işte enerji vererek o enerji kütlesinde bir değişiklik yapma. Aslında mantık bu. Yani açıklanabilir mantık bu, ama açıklanabilen olmayan mantık bu nasıl olur da işe yarar? Onu tabii açıklayabilmek mümkün değil. Sicim fiziği bu konuyla mı ilgili? Devamı. Değil mi? Siz tabii dediniz yani, yani kaos, kişiler ilgilenmeli. Tabii ki. Yani kaos, non-linear fizik, bütün bunlar enerjiyi anlamaya çalışıyor. Hı-hı. Anlamaya çalışan her şey, bütün fizik aslında enerjiyi anlamaya çalışıyor. Hı-hı. Dolayısıyla o disiplinler arasında tabii fizikçilerin olması şart. Kesinlikle. Ama sicim dediğiniz gibi bunu anlamaya çalışıyor tabii, değil mi? Hani sesle. Temelde her şey enerjiyi harcamaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Hı-hı. Ve dediğiniz o sır çok güzeldi. Evet. Yani ben ses nedir dedim, titreşimdir dedi, ama dedi ki sonra hayır, her şey titreşim. O bir sır değil aslında. Fiziğin bildiği bir şey ama bizim o şekilde görmemiz lazım. E eşittir MC kare. Bir grubun adı ama, bir pop grubunun adı ama hayır. O grubun adından daha çok içindeki mana, içindeki anlam önemli. Her şeyi peki titreşim olarak görürsek nasıl daha hayatımızı kolay yaşayabiliriz? Günlük pratiklerde. Her şeye daha bütüncül bakış açısıyla herhalde daha mutlu olurduk. Eğer öyle bir şey olsaydı. Çünkü enerjinin korunumu kanunu var. Enerji hiçbir zaman yok olmuyor. Yani çok farklı bakış açılarıyla bakardık o zaman hayata, dünyaya. Daha mutlu olurduk. Doğayla daha barışık olurduk herhalde. Onlarda da tabii titreşimi, yapraklar, rüzgarlar, şey, ağaçlar, her şey titreşim. Her şey. Ya her şey titreşim dedikten sonra efendim başka söyleyecek söz bulamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, geldiniz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son bir cümle, bitiriyoruz programı. Peki. Ben ses imajın %80'idir diye çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sesimiz, kendimizi ifade ettiğimiz çok önemli bir enstrüman. Ve ses kısıklığı çok ciddi bir sorun. Çok önemli bir problem. Hiç kimsenin birkaç günü aşan ses kısıklığını önemsememesi gerekir. Yani herkes eğer sesiyle ilgili sorun yaşıyorsa mutlaka en başta bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalıdır. Özellikle profesyonel ses kullanıcılarının bunu yapması gerekir. Ve yine profesyonel ses kullanıcıları için şunu söylemek gerekir. Profesyonel ses bir spor dalıdır. Ve bu sporu yapmak için öncelikle bedensel ve teknik yeterliliklere sahip olmak şarttır. Bayağı kondisyon. Kesinlikle. Değil mi? O diyaframlar kesinlikle falan çalışacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlarınıza? Yani konservatuvar okumak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ben özellikle demin dinlerken yayında çok büyük keyif aldım. Ses konusunun önemini bilerek icra etmeleri gerektiğini düşünüyorum ve özellikle söylediğiniz bir şey beni çok etkiledi hocam. Su içildiği zaman ses telleri önemlendirilmez. Değil mi? Bu evet, birçok sanatçının çok yoksun kaldığı bir bilgi. Ne yazık ki hani bu bilgisi olmadan insanlar sesini performans olarak kullanıyorlar, sahneler yapıyorlar. Ses sağlığımız için bu güzel icabı da hepimizin görmesini istiyorum. Sesin önemini bilerek, buna sahip çıkarak sanatçılarımızdan icabını bu doğrultuda yapmaları bekliyorum. Siz de söylüyorsunuz tabii, değil mi? Aynı zamanda tabii, inşallah tabii sizleri de güzel yerlerde görelim. Herkes okusun değil mi? Yani konservatuvar. Çünkü bazı öğrenciler diyor ki biz ne iş yapacağız, ne yapacağız bilmeyeceğiz. Cesaret etsinler, okusunlar diyorsun. Kesinlikle. Değil mi? İstiyorsa, içinde böyle bir aşk varsa. O peşinden koşmak gerekiyor. Koşsunlar. Efendim çok özel konuklarımız vardı bugün. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için size de. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.